sevgili kardeşlerim. Bugünkü kutu açılım videomuzda Philips'in Lumea BR940 lazer epilasyon cihazını deneyeceğiz. Gördüğünüz gibi burada tam marka modeli nedir yazıyor. Şöyle bir kutu açılımına geçecek olursak, kontrol için açmıştım. Geldiğim burada şu çöp. Ürünün burada kartı var. Karttan işte Google Play'den indirmemiz gereken QR kodu falan var. Buraya koyalım. Bunu da at. Burada ürünün tabancası, cihazı daha doğrusu, şurada tam göstereyim. Bunu nasıl açılacağız? Bunu da bir güzel açmamız lazım. Şu şekilde yeri var sanırım. Evet. Böyle şu çöp. Ürün gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar. Slovenya'ya aitmiş bu ürün mesela. Philips'in. Tam net göstermek istiyorum kameraya çıksın diye. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Şu başka burada çıkanlardan şarj makinesi mevcut. Şöyle bir bayağı büyüklükte bir bataryası var. Şarj makinesi. Bunu buraya koyalım. Başka içinden çıkanlara bakalım. Kutuyu da yere koyalım. İçinden çıkan ürünler arkadaşlar. Burada bir bezi mevcut. Saklama bezi. Gördüğünüz gibi çok güzel. Yanlarında lastik yerleri de var. Bu şekilde. Başka bu nedir? Garanti. Başka bu da mikrofiber bezi. Bu da kullanım kılavuzu. Bizim fazla okumak istemeyeceğiniz şeyler. Nasıl yapılması gerektiğini, nasıl takılması gerektiğini, hangi tuşlara basılması gerektiğini ve burada da cilt tonlarını yazmışlar. Burada açık tenlilerde, kapalı tenlilerde var. 4-5 tane açık tenliler uyumunu yapabiliyor. 2-4 de kapalı tenliler uyumunu yapabiliyor. Bazı tenler biraz açık kapalı olduğu için ona göre marka modelleri zaten. İçinden çıkanlara başka ne varmış? Bu nedir? Kullanma kılavuzu vesaire vesaire. Bunlar çöp. Bunları fazla şey yapmayacağız zaten. Ürünün kısaca size şeylerini söylemek gerekirse, bakın burada zaten sayıları filan, açma kapama tuşu filan var. Bunu birazdan hatta kullanacağız. Kullanırken de çekeceğim, size göstereceğim daha detaylı. Ürün ıslak ve kuru tende yapılabiliyor. Kablolu. Şöyle kablolu. Yani şarjı takabiliyorsun. Şarjı da taktıktan sonra kullanabiliyorsun. 2 yıl garantisi var. İşte otomatik kapanması mevcut. Yanlış söylemeyeyim diye takip ediyorum buradan. Smart Seeking sensörü var. Lumea IP uygulaması var. Bazı ürünleri kablolu. Bu kablosuz olan. Şarj edip kablosuz kullanabiliyorsunuz. Kablolu da kullanabiliyorsunuz. Fark etmiyor. Bir tane akıllı başlığı var sadece. O da buradan çıkıyordu. Gördüğünüz gibi. Şu şekilde göstereyim size. Geri buradan takılıyor. Ben de tam bilmiyorum. O yüzden bakıyorum. Size yanlış bir şey söylemeyeyim diye. Başka özellikleri. Evet. 19.5 volt adaptörü var. 4000 mAh'lık taşıma çantası falan filan. Başka özellikleri. Cildi UV ışınları karşı korur. İşte istenmeyen atışlar önler. Cilt tonunuzu otomatikmen algılar. İsteğe uygun ayarlama yapılabiliyormuş. Bu 450 bin atımlık
Yani dediklerine göre 39 yıllık bir lamba ömrüne eşdeğermiş. Uygulama işte vücuttaki her yere uygulayabiliyorsunuz. Eğer buna adeta yüzünüze uygulamak isterseniz de bu başlığın bir diğer küçük olanı var. Yüze uygulanacak. Onu ayrıyetten gidip almanız gerek. Bazılarında iki başlık çıkıyor, bazılarında tek başlık çıkıyor. Bu tek başlık olanı. Fiyatı şu an peşin fiyatına 10 bin, 11 bin civarı. Bazı yerlerde 12-13 bin de buluyor. Bilginiz olsun. Kullanıma geçtiğinde detaylı videoyu çekip bu videoyu ekleyeceğim. İzlersiniz. Sormak istediğiniz bir soru varsa da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bilginiz olsun. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi cihazı denemek için size göstereceğim. Bunda üst yerinde ten uyumuna göre seçim yapılıyormuş bu şekilde. Basıyoruz. Burada tenine tuttuğun zaman kaçta çalışacağını sana söylüyor. Benimki 5'te gösteriyor. Ten uyumuna göre 4'te de gösterebilir, 3'te de gösterebilir sizinki. Şimdi atış yapıyoruz bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok az bir acı hissettiriyor. Zaten kılı gördüğü yerde kıl dibini yakıyor. Görmediği zaman atış yapmıyor kendisi. Gördüğünüz gibi. Ben detaylı shorts videosunu çekip size devamını paylaşacağım. Yorumlarda belirtirsiniz. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz bu şekilde. Makineyle, tıraş makinesiyle veya normal makineyle alıyorsunuz tabi incelterek kılınızı. Bu kıl köküne az bir şey kaldığı zaman yakıyor. Biraz duman çıkıyor. Böyle bir kokusu var tabi. Başka bir yana sıkıntı yok yani. Eğer bununla ilgili sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlarda belirtin. Ben kullandıkça shorts videosu da çeker size atarım. Detaylı da bilgilendirebilirim. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Altyazı M.K.